Okulun bahçesini çevreleyen duvarda çatlaklar meydana gelince okul sezon başında tahliye edilmişti ve beklenen son oldu. Gördüğünüz gibi okuldaki çevreleyen bu duvar bahçenin bir kısmıyla beraber aşağıya geldi. Kapalı, bak yolun kapalı olduğunu, şuradan kapatıldığını çek istersen. Saat bekliyorum. Pratik olsun sana. Eğitim başladıktan yaklaşık bir hafta 10 gün sonra çatlaması fark edildi. Üst duvarda bir basma oldu. Duvarda da bir göbekleşme oldu. Fark edildikten sonra kaymakamlığın ve bizlerin ile söylemesiyle İl Milli Eğitim Üniversitesi'nden bir heyet yolladı. İl Milli Eğitim Müdürü de geldi. Heyet yolladı. Heyetin vermiş olduğu rapor, okulun boşaltılması gerekiyor. Gereken araştırmaları yaptılar. Şu anda da raporlarını hazırlıyorlar. Okulun boşaltıp duvarın her an yıkılabilir diye bir rapor tuttular. Nitekim öyle de oldu. Biz de büyük şehir olarak yolun trafiğe kapatılmasıyla alakalı devreye girdik. Yolu kapattık. Yol o zamandan beri yolda kapalıdır. Yolun kapalı olması da büyük bir faciayı önledi. Üniversitenin verdiği raporda o şekilde zaten duvar yıkılabilir, her an yıkılabilir. Şu anda işte dün akşamki yağmurdan da beklenen sonuç oldu. Çok şükür bir can kaybı olmadı. Akşam 8-9 gibi oldu. Yol zaten trafiğe kapalı. Öncelikle gerekli önlemler alınmıştı. Büyük bir facia önlendi yani bu şekilde. Bir de akşam olması da büyük bir şanstı. Yani Allah'tan bütün tedbirler alınmıştı. Şükürler olsun ki bir kaza olmadı yani. Peki endişe var mıydı? Yani orasının çatlayacağı belliydi. Endişe var mıydı çocuklara bir şey olur diye? Tabii tabii. Bütün ilçe halkı bundan şeydi yani sıkıntılıydı. Gerekli tedbirler alındı. Yani o yüzden korkulan olmadı yani. Zamanında yetkililere haber verildi. Geldiler, incelediler. Duvarın yıkılma tehlikesi olduğu için yolun kapatılmasını ve okulun boşaltılmasını istediler. Biz de denilenlere uyduk. Okulu boşalttık. Efendim, yolu kapattık. Büyük bir facianın önüne geçilmiş oluyor bu şekilde.